Yuvayı dişi kuş yapar. Hazreti Mevlana'nın bendesi Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dede bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Ne derler? Yuvayı dişi kuş yapar. Size bir hikaye anlatayım. Zamanın birinde bir tembel varmış. İsmi Tembel Ahmet. Bu Tembel Ahmet'in yemeğini, suyunu yatağına götürüyorlar. Bağırıyor hep yattığı yerden. Kalkamam, edemem. Sarayda bir gün padişahın kızı hizmette bulunuyor babasına, annesine. Konu açılıyor. Padişah erkek evlatlarını övüyor. Kızı da dönüp diyor ki, "Efendi baba, yuvayı dişi kuş yapar, erkek kuş yapmaz." Padişah, "Sen mi diyor benim sözüme karşı geliyorsun? Seni Tembel Ahmet'le evlendireceğim. Bakalım Ahmet'i sen adam edebilecek misin?" Kalkıyor padişah, yapıp ne yapıp ilan ediyor, kızını veriyor Tembel Ahmet'e. Kız ne yapsın? Babasının emrine itaat ederek gelin oluyor, gidiyor Tembel Ahmet'e. Bir sabah Ahmet yatağında duruyor, karnı da acıkmış, bağırıyor. Yemek, ekmek. Hanımı karşısında kurmuş kahvaltıyı sabah, kalk oradan diyor, gel ye. Kalkamam, bağırıyor, çağırıyor. Kız hiç duymuyor. Kendisi yemeye devam ediyor. Bir vakitten sonra kaldırıyor sofrayı, o orada aç kalıyor. Öğlen aç, akşam aç. Dayanamıyor Tembel Ahmet, yarın olunca hop çıkıyor yataktan, oturuyor kahvaltı yiyor. Şimdi erzak bitiyor, kız diyor, çarşıdan çık al, bana yakışmaz. Çıkamam, edemem, sen bilirsin diyor kız. Kız zeki, oruç tutar gibi az yiyor. Bunu daha çok aç bırakıyor. Ahmet acıkıyor, gözleri kamaşıyor açlıktan. Kalkıyor, arıyor ne alacak çarşıdan, pazarı da bilmiyor. Çıkıyorlar beraber. Ahmet'in elinde zembil, o taşıyor erzakları. Erkek ya. Yapıyorlar alışverişlerini, geliyorlar eve. Bir zaman sonra kız diyor, Ahmet dünyalığımız bitiyor, çalışman lazım. Ben çalışamam. Sen bilirsin diyor kız. Ahmet düşünüyor, taşınıyor, iş aramaya başlıyor. Bakıyor bir kervan işçi arıyor. Atları baksın, atlara su versin, ona da maaş verecekler. Tembel Ahmet o kervana yolcu oluyor. Helalleşiyor hanımıyla, çıkıyor işe. Yolda bir yerde atlar susuyor. Geliyorlar bir kuyu başına, kovaya indiriyorlar ama kova suya inmiyor. Bakıyorlar ki iki tane iri yarı kaplumbağa kuyunun dibinde durmuşlar, suyu kapamışlar. Tembel Ahmet'e diyorlar, sen in kuyunun dibine, suyu doldur bize, seni çekelim yukarıya. Yok ne yapsın Ahmet, indiriyorlar Ahmet'i kovayla aşağıya. Bakıyor şimdi kaplumbağalara, duruyor Ahmet onları görünce, hiçbir türlü su alamıyor. Kaplumbağa dile geliyor, ikimizden hangimiz daha güzeliz, seçersen sana ikramda bulunacağız. Ahmet diyor, aranızda hanginiz daha çok sevgiden söz ederse o güzel sayılır. Kaplumbağalar beğeniyorlar Ahmet'in sözünü. İkisi de birer peri haline geliyor. Bunun dolduruyorlar kovasını suyla ve iki tane nar veriyorlar Ahmet'e. Ahmet suluyor atları, narları da başka bir kervana veriyor, hanımına gönderiyor. Kervan dönüyor şehre, buluyorlar Ahmet'in evini, getiriyorlar narları. Kız o narları kırıyor. Bir de ne görsün, narların içi hep yakut. Kız gidiyor onları sarrafta bozduruyor. Bir arsa alıyor babasının sarayı önünde, bir konak da yaptırıyor, orada geçip oturuyor. Padişah şimdi diyor, Allah Allah, hangi prens geldi buraya? Ne kadar süslü püslü bir saray yaptı. Acaba Mısır prensi midir? Nerenin prensidir bu? Merak sarıyor padişahı. Şimdi Tembel Ahmet dönüyor hizmetinden, arıyor evini bulamıyor. Biraz başlamış artık yürümeye, gözleri de açılmış. Anlatıyorlar. Bakıyor ki evi olmuş koskoca saray. Eşine diyor bu nasıl oldu? Senin kazancın ne oldu Ahmet? Sen iki tane nar gönderdin, o narların içi yakut doluydu. Onları sarrafta bozdurdum, parasıyla bir arsa aldım, bu sarayı inşa ettirdim. Şimdi sarayda eşi hanım hanım oturuyor, Ahmet de efendi efendi oturuyor. Haber gönderiyor padişah, gelecek onları ziyarete. Bunlar da haber gönderiyorlar, buyurun gelin diyorlar. Kız yemekleri hazır ediyor. Ahmet karşılıyor padişahı. Oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Bir vakitten sonra kimsin sen oğlum diyor padişah.
Ben diyor tembel Ahmet. Nasıl tembel Ahmet? Tembel Ahmet bu sarayı yapabilir mi? Tembel Ahmet, ben bunları diyor eşimin sayesinde yaptım. Onun sayesinde tembellik de benden gitti. Hemen kızı geliyor padişahın. Açıyor yaşmağını. Efendi baba diyor. Gördün mü nasıl dişi kuş yaparmış yuvayı? Sen beni verdin tembel Ahmet'e ama Ahmet tembellikten çıktı. İşte insanları irşad etmek için her türlü hikaye vardır. Rubai. Küfürle iman yumurtanın akı ile sarısına benzer. Aralarını ayıran bir berzah vardır. Bu sebeple birbirlerine karışmazlar. Anaç kuş Allah'ın lütuf ve keremi sonucu olarak ona verdiği analık duygusu ile yumurtayı kanatları altına alınca yavru kuş küfrü de imanı da yok ederek yumurtadan vahdet kuşu, birlik kuşu olarak çıkar. Divan-ı Kebir, Cilt 4, 1940. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hu. Hasan çıkar dedi.